arkadaşımız oldu. İş güvenliği uzmanı, ziraat mühendisi. Oğlum Atatürk bunun ismi. Bir de büyüğümüz var, Göktürk. O üniversite sınavlarına hazırlandığı için katılamadı. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İl başkanım, eski il başkanlarımız, Ermeni Teşkilatı Yönetim Kurulu üyelerindeki arkadaşlar ve hanımefendiler. Hepinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Ermeni'nin tabii 5000 yıllık bir geçmişi var. Belki tarihçi olmamız da bunu tetikliyor bizim açımızdan. Benim şu anda gördüğüm bu dönemde Ermeni'mize bir müdahale etmezsek geride böyle nostaljik görünümlü bir köy görüntüsü kalacağına inanıyorum. Ermeni ta Karamanoğullarından beridir, yani Ermenek'te olduğunuz için size şimdi tarih anlatmayalım ama hemen şu altımızdaki Tom Medresi'de uzay bilimleri çalışması yapılmış burada. Uzay bilimleri çalışmaları yapılmış. Bizim hayallerimiz de Ermenek'ten yeniden böyle Aziz Sancarlar çıkartmak üzerine, Allah izin verirse. Tabii bizim aday olmamız, ben 23 yıldır üniversitede akademisyenlik yapıyorum. Gerek dünyayı gezerken, gerekse memleketimizin değişik şehirlerini gezerken hep aklımızda, bu her Ermeneklerin içinde vardır diye düşünüyorum, hep aklımızda şu gördüğümüz şeyi bir gün Ermenek'te nasıl uygulayabiliriz diye bir fikir vardı. Gittiğimiz yerlerde. Takdir ederseniz üniversitede yoğun olmayan bir tempoda 23 yıl çalıştık. İlk yetiştirdiğimiz öğrenciler şu anda belki 42-43 yaşına vardılar. Genelde bu coğrafyadaki insanlar, öğrencilerimiz. Onlar da bizim için ayrı bir gurur vesilesi oluyor yolda sokakta karşılaştığımız zaman. Amacımız hayır üzerine. Yani herkesin bir işte öldükten sonra 3 kişinin sevap defteri kapanmaz derler. İşte bir tanesi sadakayı cariye bırakmak. Biz de Emin Hamdi Koçaş'tan bu yana memleketimize çivi çakan bütün belediye başkanlarımızdan, hayırsever iş adamlarımızdan, Fikret Ünlü'den, işte Lütfü Elvan Bakanımıza kadar o çizgide biz de memleketimize bir tuğla koyma niyetindeyiz. Niyetimiz halis, akıbetimizin halis olacağına eminim. Böyle bir kalabalık beni de çok heyecanlandırdı. Özellikle hanımefendilerin çoğunlukta olması bizim için ayrı bir güç. Sonuçta kadınların çok olduğu yerde cehalet barınamaz. Kadınların güçlü olduğu yerlerde. O yüzden gelenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Böyle sofrada bekletmek de istemiyorum. Ayaklarınıza sağlık. Allah bize güvenenlere, bize inananlara mahcup etmesin öncelikle. Dostlarımızı güldürsün, düşmanlarımızı sevindirmesin diyelim. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, afiyet olsun.